Efendim, Tuncay Bulut sponsor olunca sahneyi bıraktım, hemen koştura koştura aileyle röportaj yapmaya geldim. İşin en kötü tarafı, en tehlikeli tarafı, gelin hanımın sülalesinin olduğu bir masa. Evet. Abi diyor, yakarsın beni. Dedim ki Tuncay, ben sana mikrofonu vereceğim. Sen insanları tanıt. Hata yaparsan Kurban Bayramı'nda nasıl olsa sen köydesin, ben de köydeyim. Evet. O kedinin hesabı sorulur diyeceğim. Mikrofonu veriyorum sana Tuncay. Sen bana akrabayı bir tanıt bakalım. Tamam. İsmim İstiklal Mahallesi'nde oturuyorum. Harun Taşar. Evet. Derneğimize çok güzel geçiyor. Şenliğimiz çok güzel geçiyor. Bütün İstiklal mahallelerinde hayırlı olsun. Ne için buradasınız? Ben dernek için buradayım. Derneğimiz şu anda çok güzel geçiyor. İstiklal Mahallesi adına bütün insanlara, gelen insanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum derneğe. Evet, kendinizi tanıtın önce. Ben Halil Taşar. Tamam. İstiklal Mahallesi olaraktan piknik için geldik. Bu ortamda güzel bir günümüz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam, siz tanıtın kendinizi. Ben Bekir Taşar. Değerli İstiklal Mahallesi Başkanımız Mustafa Bey'e, değerli sponsorumuz Tuncay Bey'e bugün bize yaşattığı için teşekkür ediyorum. Bütün İstiklal Mahallesi halkına, hepsine iyi günler geçirmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam. Servet, sana da gelelim. Önce kendini söyle. Adım Servet, soyadım Doğan. Ordu Kabadaş Kuzköy köyündenim. Misafir olarak piknik programına gelmiş bulunmaktayım. Peki, evet. Teşekkür ederiz. Ne için buradayız? Sen İstanbul'lusun zaten. Ne için? Piknik için buradayız. Evet. Evet, piknik için geldik. Selimpaşa'dan geldiler. Evet. Selimpaşa'dan buradalar piknik için. Siz söyleyin abla, ne için buradayız? Biz de piknik için buradayız. Hem gülüyoruz, hem eğleniyoruz, hem de destek veriyoruz. Nereden geldin? Samsun'dan. Samsun'dan geldim, evet. 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 Bu kadar. Efendim, şimdi sevgili Tuncay akrabayı tanıtırken kayınpeder dedi. Dedim, dur ben geliyorum. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldin. Ben Yakup Taşar, Tuncay Bulut'un kayınpeder babasıyım. Neden bu kadar gelinden çekiniyor? Abi, aşiret kalabalık abi. Ben ne yapayım? Aşiret kalabalık. Abi bunlar hep bunun. Ama bunları istiklali gördü mü bunlar? Gördü. Onlar da gördü. Bunlar da kalabalık. Evet, evet. Ha, dikkat edin ama bak biz de kalabalığız yani. Evet, tamam. Ne iş yapıyoruz? Biz inşaat. Selimpaşa'da inşaat yapıyorum. Keşke böyle her zaman senede iki sefer pikniğimiz olsa. Bahanesiyle birbirimizi görüyoruz, tanışıyoruz. Damadın gibi dostlar, evet, destek Allah veriyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Onlar gibi insanlardan tabii ki büyük iş yapan iş insanlarından Allah razı olsun. Böyle bir güzelliğe. Kızımızdan hiç şikayet alıyor musun? Üzüyor muymuş? Almıyorum kızımdan? Sağ olsun. Almıyorum. Memnun, gayet iyiler, mutlular. Onun için o da bizim yanımızda bugün. Tuncay, gelin hanımın da gönlünü almışsın. Kayınpederin de gönlü, sırtın yere gelmez. Hadi yanaş böyle. Korkma o kadar. Çekinme. Vallahi sırtın yere gelmez. Çünkü ben anladım ki sen kendini bu tarafa birazcık acındırıyorsun ki hep söz bende olsun diye. Eminim o söz sende. Buradan Samsun'a gelin hanıma da selam yolluyoruz. İnşallah bayramda görüşeceğiz. Evet, kayınpeder için senin duyguları. Kayınpederler, kayınpeder olmadan önce kayınpederin babası köy imamıydı. Köyümüzün imamıydı. Biz işte 8-10 yaşlardayken camilerde biz işte o camiye gider ondan eğitim alırdık. Biz de yabancı değildi. Daha sonra damatlar oldum işte. Aynı mahalledeniz. İstiklal Mahallesi'ndeniz. Çok teşekkür ediyorum. Geçen sene bir kere beni görmen halinde sponsor olacağım dedin. Özellikle sanki Tuncay aile dağılmadan mutlaka göreyim dedim. Şu an sahne var. İnan sahneyi çekmeden buraya geldim. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Dağılıyorlar galiba. Tanıtacağın kişiler varsa tanıtalım. Yoksa yok, ben... Abi, orayı da çalmayalım. Oranın zamanında da yeterli. Biz efendim, teşekkür ederiz. Biz o tarafa doğru gidiyoruz. Bizi izlemeye devam edin.